adam gerçekten bu durumdan çok etkilenmiş. Kafasının arkasındaki kapı gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Peki çocuk oyun oynadığı için hani arkasında olan bitenlerden haberdar değil. Buraya da ekliyorum. Arkadaşlar herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle Twitch yayıncılarının kameralarına yakalanan birbirinden ürkütücü görüntülerle beraberiz. Hepsi birbirinden korkunç ve hepsi paranormal arkadaşlar. Ben birkaç tanesini daha önce izlemiştim. Dolayısıyla hikayelerini de biliyorum. Burada sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce hemen ekranın sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olmanızı rica ederim. Arkadaşlar ailemize katılmanız benim için çok çok önemli. Çünkü haftada 2 video paylaşıyorum sizlerle. Bunu 3'e çıkarmayı düşünüyorum. Yani şu karantina günlerinde sizin için de iyi olacaktır. Benim için de iyi olacaktır. Aynı zamanda okullarda online eğitimde evden çıkamıyoruz. Hepimiz kafayı yemek üzereyiz bütün dünya olarak yani. Dolayısıyla bugünlerde sevenlerime iyi gidecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Instagram hesabımı da yukarıya bırakıyorum. Lütfen arkadaşlar oradan daha takip ederseniz beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. Kameramın şarjı bitmek üzere çünkü bugün size 3. videoyu çekiyorum arkadaşlar. Umarım bitmeden bunu hani tamamlayabiliriz ama biraz zor gibi duruyor. 2018 yılında Jake Duffner diye bir Twitch yayıncısının arkadaşlar Twitch yayını yaparken gerçekten enteresan deneyimler yaşamaya başlıyor. Adam oyun oynarken arka taraftaki kapının önce açıldığını görüyor. Ondan sonra sandalyenin hareket ettiğini görüyor. Daha doğrusu adam görmüyor. Takipçilerinden bazıları chatte birkaç kişi yazıyor arkadaşlar. Tabii ki çocuk oyun oynadığı için hani arkasında olan bitenlerden haberdar değil. Buraya da ekliyorum. Zaten şu anda siz de görüyorsunuz. Önce kapı açılıyor. Ondan sonra kendi kendine tekrardan kapanıyor. Ve sadece bununla da kalmıyor. Arka tarafta aynı zamanda arkasında bulunan sandalye de bu tarafa doğru kaymaya başlıyor arkadaşlar. Chatten insanlar, canlı chatten çocuğa yazmaya başlıyorlar. Hatta bir tanesi evin lanetli falan yazıyor. Birkaç kişi arka arkaya yazmaya başlayınca çocuk da tabii ki hani ne oluyor falan diyor ve tekrar dönüp kontrol etmeye çalışıyor. Ondan sonra da diyor ki arkamdaki kapı muhtemelen açıktı daha önceden. Diyor sıkıntı yok yani çocuk olan bitenlerle ilgilenmiyor, oyunuyla ilgileniyor. Canlı yayında olduğu için muhtemelen ya da hani takipçilere dalga geçiyor falan sanıyor artık, o anda ne düşünüyor bilmiyoruz ama. Ondan sonra arkadaşlar kısa bir süre sonra çocuk oyunda öldürülüyor, yani karakteri öldürülüyor ve canlı yayındaki yazılanları okumaya başlıyor arkasından. Çünkü oyun oynarken tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla chat'i vesaire kontrol edemiyorsunuz insanların ne yazdığını. Oyun bittikten sonra, çocuk öldürüldükten sonra, karakter öldürüldükten sonra bunları okumaya başlıyor ve herkesin hani arkasındaki sandalyenin hareket ettiğinden ve kapının açılıp kapandığından bahsettiğini görüyor. Ampuller yanıyor. Ondan sonra çocuk kalkıp kontrol etmeye karar veriyor arkadaşlar. Ancak çocuğun düşündüğü muhtemelen birinin olduğu, yani biri geldi de bu hani hareketler kapı açılıp kapandı vesaire gibi düşünüyor. Belki bir hırsız olacağını düşünüyor ya da başka bir şey. İçlerinden bir tanesi de kapının yanında böyle bulutumsu, dumanımsı, siyah bir figür gördüğünden bahsediyor. Ama bu tabii hani ışık yansıması da olabilir, ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra çocuk gerçekten çok geriliyor ve kalkıp bütün evi kontrol ediyor. No! Ve duyduğunuz gibi çocuk arka planda hani evi dolaşırken bağırıyor yani. Yo diyor, biri var mı manasına. Ondan sonra arkadaşlar geri geliyor ve canlı yayına devam ediyor ve kimsenin olmadığını söylüyor evde. Ancak şöyle bir durum var. Çocuk çok geriliyor muhtemelen. Canlı yayını ondan sonra sonlandırmış. Sonra da olayla ilgili ne oldu ne bittiği bir soru işareti, bilmiyoruz yani. Mengamin adında bir Twitch yayıncısı şu anda arkadaşlar sıradaki. Bunda da herhangi bir paranormal olay, işte böyle kapının açılıp kapanması vesaire hani gözükmüyor ama canlı yayında arka planda, şimdi siz de hani izleyeceksiniz, adamın sağ tarafında bir ışık hüzmesi beliriyor ve bunun hani ne olduğunu kimse bilmiyor. Önce adam fark etmiyor tabii ki ve yine canlı yayında yani chat'tekiler arkasında bir ışık olduğunu ve hani bunun neden kaynaklandığını bilmediklerini söylüyor arkadaşlar. Adam arkasına bakıyor falan, tabii ki hiçbir şey yok. Bunun tabii ki bazıları kameranın lensinden kaynaklandığını düşünüyor ki bence hani yuvarlak ve gördüğünüz gibi yani ekranda da şu anda görüyorsunuz. İşaretli de zaten arkadaşlar. Yani bu yuvarlak da böyle gerçekten hani kamera yansıması gibi falan, burada bir şeyler ses geliyor. Kamera yansıması gibi bir şey bence. Şimdi 2016 yılına gidiyoruz ve sıradaki videoyu inceliyoruz. Sergey Tube adında bir Twitch yayıncısı var sırada ve bu adam
Pokemon oynarken o dönemler, o seneler Pokemon meşhurdu zaten hatırlayacağınız gibi. Arkasındaki kapı, ki gördüğünüz gibi kapı çok yakın, çat diye kapanıyor. Kalkıp kontrol etmeye karar veriyor. Ancak adam odadan çıktıktan sonra kapı adamın arkasından tekrardan kapanıyor. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Ve ondan sonra arkadaşlar adam geri geldikten sonra bu canlı yayındaki kişiler de adam çıktıktan sonra, yayıncı çıktıktan sonra kapının tekrar kapandığını söylüyorlar ve adam gerçekten çok korkuyor. Bu arada muhtemelen herhalde oda arkadaşı, oda demeyeyim de ev arkadaşını da arıyor. Ve ev arkadaşının hani evde olmadığı ortaya çıkıyor o sırada. Çamaşırlarını yıkamak için çamaşırhaneye gitmiş. Yurt dışında, Türkiye'deki gibi değil. Evlerin yanında ya da sitelerin içinde ya da başka bir yerde hani bu hizmeti veren firmalar var. Ve birçok kişi, yani bazı kişiler diyeyim, ellerine Türkiye'de olduğu gibi çamaşır makinesi almıyorlar. Ve adamın söylediğine göre hani evde hiç kimse yok, ev arkadaşı yok ve hiçbir şekilde herhangi bir camın ya da pencerenin açık olmadığını da söylüyor. Gördüğünüz yer itibariyle de küçük bir odaya benziyor. Bilmiyorum yani, belki sadece ceyran yapmıştır ama adam öyle olmadığını söylüyor. Ve sıradaki streamer ise arkadaşlar, canlı yayında Rabzi ismindeki bir çocuk ve bu gerçekten çok ürkütücü. Yani eğer gerçekse, ben bunu hani daha önce de denk gelmiştim başka bir yerde. Normalde çocuk arkadaşının evinde sanıyorum ki burada ve canlı yayın açıyor. Gerçekten enteresan şeyler olmaya başlıyor. Önce arkasındaki kapı, sağ tarafındaki kapı, yani tam kapının kafasının arkasındaki kapı gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Çocuk hani böyle kulakları falan atacak derecede korkuyor arkadaşlar. Daha sonra da dış taraftaki, yani iç taraftaki ışık hani kapanıp, açılıp kapanmaya başlıyor. Sonra çocuk yerinden kalkıyor ve kontrol etmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bir şey mi oluyor ya da eve hani biri mi geldi, arkadaşım geldi diye. Bu sefer öbür taraftaki kapı da tekrar kapanıyor, yani çarpıyor gördüğünüz gibi. Ayrıyetten çocuk devam ederken canlı yayına arka taraftaki kutu da uçuyor. Yani bu çok hani aşırı bir aktivite, yani normal gelmedi bana, bilmiyorum. Yani bence arkadaşıyla bir şey yapmış olabilirler. Çocuk kalkıp ondan sonra kontrol ediyor falan, hani arkadaşının evde olmadığını söylüyor, yani ne kadar doğru. Ondan sonra çocuk arkadaşlar o kadar korkuyor ki gerçekten gidiyor ve ondan sonra tekrar hani gelmediğini söylüyor arkadaşlarına, tekrar gelmiyormuş. Ve bir süre sonra da çocuk canlı yayında arkadaşlar böyle ellerinin uyuştuğunu, hani kendisini nasıl anlatayım, hani boşluktaymış gibi hissettiğini, belki tansiyonu falan düştü ya da çok korktu, öyle bir şey de olabilir. Ya da gerçekten ortamda bulunan hani o paranormal vibe'dan etkilenmiş olabilir. Hani bilmiyorum ne olduğunu ama. Ve arkadaşlar şimdi gelelim son videomuza. Bu Ninja'nın, biliyorsunuzdur muhtemelen kendisine, en ünlü hani internet kişiliklerinden bir tanesi kendisi. PewDiePie kadar ünlü yani. Büyük bir YouTuber. Ayrıca çok ünlü bir Twitch kullanıcısı. Bu da birkaç sene öncesine ait, 2018 senesinden. Ve burada da arkadaşlar adam Ninja, yani şey oynarken yine bir Fortnite oyununda canlı yayını açtığı sırada, gördünüz mü bilmiyorum, tekrar gösteriyorum şimdi size. Arka tarafta insana benzeyen böyle dumanımsı siyah bir varlık gözüküyor. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu küçük bir Twitch yayıncısı olmadığı için on binlerce insana hitap ediyor yani canlı yayın açtığında. Ve insanlar bunu görüp chatten kendisine yazmışlar. Adam gerçekten bu durumdan çok etkilenmiş ve o sırada çocuğun söylediğine göre karısı şehir dışındaymış. Evde hiç kimse yokmuş kendisinden başka. Sadece köpekleriyle beraber evde yalnız olduğunu söylüyor çocuk. Ve canlı yayını bitirdikten sonra yerinden kalktığında yatmaya gitmek için yukarıya, aşağı katta ki müzik sistemini kendi kendine çalıştığını söylüyor arkadaşlar. Ondan sonra söylediğine göre yine bir röportajda bundan bahsediyor. Aşağı iniyor kontrol etmek için, hani biri mi girdi, bir şey mi oldu diyor ve hani kesinlikle hiçbir şey olmadığını görüyor. Yani hiçbir şey yok, hiç kimse yok ama müzik sisteminin çalışır halde olduğunu görüyor arkadaşlar. Kapatıyor onu ve bu olan olaylar karşısında, yani birincisi o gölgenin arkasında gözükmesi, ondan sonra hani kısa bir süre sonra ses sisteminin kendi kendine açılması, ki elektronik cihazlar hani paranormal olaylar esnasında tepki gösterebilir, cızırtılar olabilir, işte kendi kendine açılıp kapanma olabilir vesaire, hani biliyorsunuzdur, biliyorlarım takip ediyorsanız. Adam bundan çok etkilenmiş söylediğine göre, yani koca Twitch'i yalan mı söylüyor falan. Başka bir günde yine başına gelen başka bir paranormal olaydan bahsediyor arkadaşlar çocuk. Gece tam 3'te uyanmış, yani sabaha karşı, ki biliyorsunuz birçok paranormal olay 3 ile 4 arasında meydana geliyor, genellikle 3 civarında. Uyanmış ve uyandığında kendisini, o his vardır ya, belki de rüya görmüştür tabi bilemeyiz ama
o birisinin izlediği hissine kapılmış arkadaşlar çocuk. Aynı zamanda iğrenç bir koku olduğunu da evde söylemiş ve nereden geldiğini hani bilemiyorlar. Yani böyle ceset gibi, yani kötü bir kokuymuş. Ve yaşanan bu iki olay karşısında inanılmaz derecede korkmuş arkadaşlar. Arkadaki ne? Ama bence gerçekten çok ürkütücü. Ben böyle bir şeyle asla karşılaşmak istemezdim. Yani tabii bunlar en çok ünlü streamerlar, yani çok ünlü yayıncılar. Gerçekten başına böyle bir şey geldi mi, yoksa hani bir kurgudan mı ibaret, daha çok izlenebilmek için, bunu tabii ki asla bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir Twitch yayını açmayı aslında ben de düşünüyorum ama şu anda yani duruma biraz bakacağım. Sizlere bundan birkaç önce de bahsetmiştim aslında canlı yayın açmak istediğimden. Ancak birinci etken bunu açamamamdaki çalışıyor olmam. Biliyorsunuz ki normal hani YouTube benim işim değil, bunu her videoda söylüyorum ama başka bir işim var benim, yani 9-6 işe gidiyorum. İşte olduğum zaman 9-6, yani 8'de çıkıp bazen 8'de geliyorum eve. Gerçekten yoğun çalışıyorum. Gecede oturup hani hazırlanıp yayın açmak, bilmiyorum, biraz zor geliyor bana. İkincisi, iyi bir hani bilgisayarım yok şu anda. Üçüncüsü de iyi bir internetim yok. Yani kalabalık bir yerde oturuyorum İstanbul'da ve hani VPN'le bağlamamız gerekiyor Twitch için. Ama eğer ki bu karantina dönemi benim için de gerçekleşecek olursa ve uzun sürecek olursa, yani o şekilde gidişata dair bir durum söz konusu olursa diyeyim, şirket kapanırsa ya da evden çalışmaya devam edersek, evet, böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Zaten hani bir Twitch hesabım var şu anda arkadaşlar. Neyse, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İncelememi istediğiniz ya da tepki şeklinde videolar çekmemi istediğiniz başka videolar ya da konular olursa lütfen aşağıdaki yorumlara fikirlerinizi eklemeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşürüz arkadaşlar ve biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bye bye.